Bölüm 3. Mesih Deccal. Dünya en karanlık günlerini gördüğü zaman Allah'ın nuru zuhur edecek. Bu Allah'ın insanlığın başlangıcından beri olan vaadidir. Bugün bütün dünyada milyonlarca insan bu vaadin tamamlanmasını bekliyor. Peki ya bu olay gözümüzün önünde gelişiyorsa? İmam Ali Aleyhisselam'a ahir zaman alametleri sorulduğunda şöyle buyurdu: Emanete ihanet edildiğinde, tefecilik ve rüşvet yayıldığında, yüksek binalar inşa edildiğinde, din, dünya menfaati uğruna satıldığında, iktidarda ahmaklar olduklarında, kadınlardan görüş alındığında, ilişkiler kırıldığında, nefsani arzuların peşinden gidildiğinde, kan dökmek ufak mesele sayıldığında, krallar ve yöneticiler günahkar ve haddi aşanlar olduğunda, hakimler yalancı olduklarında, günahlar aşikar şekilde işlendiğinde, mescitler süslendiğinde, kötü insanlar şerefli sayıldığında, şarkıcıların sesleri yükseldiğinde ve takipçileri çoğaldığında, erkek ve kadın şarkıcılara para harcandığında, kadınlar erkeklere, erkekler de kadınlara benzediğinde, ahireti bırakıp dünyaya üstünlük verildiğinde. İmam Ali Aleyhisselam'ın sözleri artık uzak geleceğe ait haberler değildir. Onlar şu an bizim yaşadığımız dünyanın kusursuz tasviridir. Gerçek şu ki malum saatin alametleri her yerde görülmektedir. Ve Muhammed Aleyhisselam buyurmuştur ki alametlerin gelişinin sonlarında onlar tesbih taneleri gibi ard arda hızla gelecek. Her alametin gelişiyle dünya daha çok kaosa giriyor. Bunlar tesadüf değil, kurgudur. Gücün perde arkasına göz atarsanız göreceksiniz ki bu dünya en karanlık güçler tarafından yönetilmektedir. İncil'de haber veriliyor ki ahir zamanda dünya Roma İmparatorluğu'nun dönüşünü görecek ve önceden de olduğu gibi imparatorluk bir siyasi lider tarafından yönetilecek ki o da Mesih Deccal'den başkası değil. Vahiy kitabında buyuruluyor ki Deccal her oymak, her halk, her dil, her ulus üzerinde yetkili kılınacak. Vahiy kitabı 13. bölüm 7. ayet. Daniel peygamber de Deccal'in yöneteceği dünya hakimiyet sisteminin haberini vermişti. Dördüncü yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dördüncü krallıktır. Öteki krallıklardan farklı olacak, bütün dünyayı yiyip bitirecek, çiğneyip parçalayacak. Daniel kitabı 7. bölüm 23. ayet. Kehanette daha sonra deniliyor ki, kurtarıcı zuhur edinceye kadar bu tek hükümet dünyayı yönetecek. Hem Hristiyan hem de İslam dininde insanlar Mesih Deccal'in onları kendine ibadet etmeye çağıracağı ve kolaylıkla hayranlar kazanacağı hakkında uyarılmışlar. İncil'de şöyle geçiyor: O, Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek. Hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın tapınağında oturacaktır. Selanikliler 2. bölüm 4. ayet.
ve Ehlibeyt aleyhisselam buyurmuştur. Deccal Senam dağından gelecek ve insanları büyüleyecek. Onun yanında ateş ve gıda dağı olacak. Ve onlardan aleyhisselam yine rivayet edilir ki, o gelip diyecek ki, bana doğru gelin ey benim destekçilerim. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Bu kehanetler tam olarak kimi tanımlıyor? Bugün dünyada hangi hakimiyet kendi güç ve nüfusunu tüm dünyaya yaymıştır? Hangi ülke dünyayı ateş dağı ile yönetiyor ve güzel yaşam ve fırsat vaatleriyle insanları cezbediyor? Önceden de haber verildiği gibi bu dünyada bir varlık var ki yeryüzünü yiyip bitirmiştir. O, yeryüzünü fesatla doldurmak için ele geçirmiştir. O, yalnız şeytani çıkara sahip tek gözle görüyor. O, Amerika Birleşik Devletleri hükümetidir. Tarih boyunca çoğu insanlar bu figürü bir insan olarak düşünmüşlerdir. Fakat Mesih Deccal basit bir figür değildir. O, dalaverenin babasıdır. Arapçada Mesih Deccal, sahte Mesih veya sahtekar demektir. Deccal sözü de Arapçadır ve altınla örtmek manasına gelir. Zahirde o dürüst görünür, oysa gerçekte tamamen şerdir. Hz. Muhammed aleyhisselam buyurmuştur ki, Deccal'in zamanında insanlar yalancılara inanacak ve doğru sözlüler yalanlanacak. 250 Alamet Kitabı sayfa 19. Bugün de ve bu çağda ABD dışında kim bütün dünya üzerinde daha çok güce ve etkiye sahiptir? Oysa bu ülkenin genel yamacı tamamen yalan üzerine kurulmuştur. Bugün Amerikalıların %75'inden çoğu kendilerini Hristiyan inancının takipçileri olarak görüyorlar. Bu da Amerika vatandaşlarının büyük çoğunluğudur. Hristiyanlık ülkenin tanınmasında büyük role sahiptir. Şöyle ki, çoğu insanların ABD'nin halklarının kaderinin yöneltilmesinde en önemli rol oynayan bir ülke olarak Hristiyan dini üzerine Hristiyan halkı olarak Hristiyanlar tarafından kurulduğuna dair sağlam bir inançları var. Onun mevcut olduğu bu 240 yıllık devirde Amerika halkı, Amerika dini prensiplere dayanan bir halktır sloganına inandırılmıştır. Gerçekte teoloji, yani din, Amerika'nın temelini derinden kuşatmakta, fakat düşündüğümüz gibi değil. Vahiy kitabı Mesih Deccal'i şöyle tanımlıyor. Onun kuzu gibi iki boynuzu vardı, fakat ejderha gibi ses çıkarıyordu. Vahiy kitabı 13. bölüm 11. ayet. Yani o kendini Tanrı'nın kuzusu İsa Mesih'in imajında gösteriyor. Fakat gerçekte şeytan tarafından destekleniyor. Kehanetler gösteriyor ki, bilge Hristiyanlarda dahil din adamları Mesih'in birçok öğretilerine ters olan sahte Hristiyanlığı kabul ederek kandırılacaklardır. Kapitalist düşünceleri ve nefse ibadete aşılayan Amerika markası olan Hristiyanlık, İsa aleyhisselamın öğretileriyle aynı çizgide midir? Fertlerin hakimiyeti ABD Anayasası'nın temel prensiplerinden biridir. ABD Anayasası'nın birinci ilavesine göre
dini özgürlük anayasa hukukudur. Temeli Kur'an ataları bu kadar dindar Hristiyanlarsa, o zaman neden milli yasamanın dini fikirlere göre kurulmasını yasaklayan böyle bir kural uygulamaya koymuşlardır? Bu, Temeli Kur'an ataların kararnamesiydi. Hiç şaşırmıyor musunuz? Bu şahıslar hakkında gerçekten ne kadar bilgimiz var? Acaba bu ülkeyi kimler ve nasıl kurdular? ABD'nin kökü Avrupa'dan geliyor. Britanya Krallığı'na karşı Amerikan inkılabına rehberlik etmiş kişilerin çoğu Kuzey Amerika'nın 13 sömürgesinde yerleşmiş sömürgecilerin varisleriydiler. Fakat gözden kaçırdığınız şey şu olabilir ki, Amerika tarihinde en önemli karakterlerden biri Amerika'ya Britanya'dan değil Bavyera'dan gelmiş. Adam Weishaupt 1748 yılında Almanya'nın Bavyera eyaletinin Ingolstadt şehrinde dünyaya gelmiştir. Genç yaşta yetim kalmış Adam'ın alim olan amcası onun eğitimini üstlendi ve onu Jezuit okuluna yazdırdı. Weishaupt eğitimini bitirdikten sonra natürel ve kanon üzere Ingolstadt Üniversitesi'nde profesör oldu ve evlenerek aile hayatına başladı. Görünürde onun göreneksel bir hayatı vardı. Fakat dikkatle bakınca görünüyor ki Weishaupt'ın beyni hiç dinlenmiyordu. O, bir genç olarak amcasının kütüphanesinde devrenin Fransız irfan ilmi filozoflarının kitaplarını okuyup bitiren açgözlü bir okurdu. O dönemde Bavyera çok muhafazakar ve Katolik'ti. Weishaupt inanıyordu ki monarşi ve kilise insanların özgürlüklerini ellerinden alıyor. O, dinin cehalet ve eskimiş olduğuna inanarak aydınlatmanın başka bir yolunu bulma kararı aldı. 1 Mayıs 1776'da Adam Weishaupt Illuminati'yi kurdu. Kısa sürede bu teşkilat güç sahiplerini, asilzadeleri, politikacıları, doktorları ve hukukçuları etrafında toplayarak büyüdü. Illuminati'nin hedeflerine diğer şeylerin yanı sıra monarşinin, ailenin ve en önemlisi tüm dinlerin kaldırılması dahildi. O, yeni dünya düzeni yaratmak istiyordu ve gereken her yolla bunu yapmayı planlıyordu. Weishaupt daima gizliliğin gücüne değer verirdi ve diğer organizasyonları kendi organizasyonuna cephe olarak kullanmayı tercih ederdi. Onun meşhur bir sözü vardır: örtü her zaman gerekli. Bizim gücümüzün büyük bölümü gizlilikte yatıyor. Dolayısıyla biz kendimizi daima başka bir toplum adı altında gizlemeliyiz. 1784 yılında Bavyera görevlilerinin tehdidi Illuminati'yi ve Weishaupt'ı yeraltı dünyasına çekilmek zorunda bıraktı. Fakat toplumun etki alanı gizlice artmaya başladı ve Weishaupt'ın kaybolması sadece bir sabotajdı. O, yeni bir toprakta kendine yeni bir isim verdi. Adam George Weishaupt, George Washington oldu. Ve 1789 yılında ABD'nin ilk başkanı oldu. Bir dolarlık banknotun üzerinde onun yüzünün apaçık yayınlanmış olduğundan çoğu insanın haberi bile yoktu. ABD tarihinin ilk başlarında Illuminati'nin etkisi sıkıca korunan sır olarak saklandı. Nihayet 1950 yılında Mason Hizmetleri Derneği diğer şahısların yanı sıra Washington'ın, Benjamin Franklin'in ve John Hancock'un da yeni dünya düzeni üyeleri olduklarını ifşa eden bir dizi tarihi belge yayınladı. ABD, İsa Mesih'in değerleri üzerine değil, aydınlanma ideolojisi üzerine Hristiyan ülkesi olarak değil, rasyonalist, aydınlanmış bir halk olarak kuruldu. Peki, bu aydınlanmanın kaynağı nedir?
nurun taşıyıcısının kendi Lucifer. Global seçkinler de dahil olmak üzere Stark Order üyeleri gerçekten de inanıyorlar ki Lucifer kötü değil, bilakis Tanrı'nın kendisidir. Gözünüzü açtığınızda Luciferian sembollerini her yerde yalın görüntülerin içinde saklanmış görebilirsiniz. Onun ticari markasını görmek için 1 dolar banknotuna bakmanız yeterlidir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam da tek gözlü Deccal'e karşı uyarmıştı. Aynı tanımlama Hristiyanların İncil'inde de mevcuttur. Zekeriya kitabında şöyle geçer: "Sürüyü terk eden yaramaz çobanın vay haline. Kılıç onun kolunu ve sağ gözünü vursun. Bırak onun kolu kurusun. Sağ gözü kör olsun." Zekeriya 11. bölüm 17. ayet. Sembolik olarak düşmüş meleği temsil eden tek göz herkesin görmesi için Amerika dolarının arka yüzünde apaçık şekilde çizilmiştir. Bu gasp edilmiş bir ülkenin tarihçisi değil, temel düzeyde Amerika İblisin prensiplerini yaymak için tasarlanmıştır. Kendi kendini dublaj yapmış, özgürlük toprağı olan ABD, her biri kendi arzularının ardına düşmüş kişiler için insanların hakimiyetini, demokrasiyi ve özgürlüğü en yüksekte tutuyor. Bu halkın her bir lideri bu meseleyi bütün dünyaya yaymak için özenle seçiliyor. Bu gelenek günümüze kadar devam etmektedir. Bizler özel bir zaman döngüsünde yaşıyoruz. Bu devir kötülüğün dünyada zirveye ulaşmasından sonra kozmik bir değişikliğe şahit olacaktır. Tarih boyunca tüm nebiler ve resuller bu zamanın, ricat çağının haberini vermişlerdir. Çeşitli yazıtlarda ve rivayetlerde çok önceden haber verilmiştir ki özel bir zamanda Allah iki grup insanı, imanın zirvesine ulaşmış kişileri ve küfrün zirvesine ulaşmış kişileri diriltecektir. En iyi müminlerin ruhları ile en kötü kafirlerin ruhları, iyi ile kötülük arasında gerçekleşecek olan büyük savaşta karşı karşıya gelebilsinler diye reenkarne edecekler. O kimseler ki insanlık tarihinin hikayesini şekillendirmişlerdir. Bazıları daha iyi, bazıları da daha kötü olsunlar diye tam şu anda buradadırlar. Roma imparatorlarının belki en rezili de dönenler arasındadır. O, çağımızın birinci yüzyılında, dinin Roma'da daha yeni gelişmeye başladığı zamanda kendi kılıncını Hristiyan kanına bulaştırmış ilk imparator olarak tanınır. Birinci yüzyılda onun ismi Nero Claudius Caesar'dı. Fakat bugün siz onu ABD'nin 45. başkanı Donald Trump olarak tanıyorsunuz. Nero uzun zaman boyunca sahte Mesih ile ilişkilendirilmiştir. Vahiy kitabında şöyle geçer: "Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı bir insanı simgeler. Sayısı 666'dır. Vahiy kitabı 13. bölüm 18. ayet. Bu bilmece ne anlama geliyor ve onun Nero ile ne ilişkisi vardır? İbranice 666 rakamı Nero Sezar'ın karşılığıdır. Eksantrik Roma İmparatoru Nero 68 yılında ölmüştür. O öldüğünde 30 yaşındaydı. Lakin onun 13 yıllık hakimiyeti Roma tarihinin özellikle çok karışık devri olmuştur. Hristiyanlara ilk işkence eden kişi olarak tanınmış Nero,
Hristiyanlardan nefret ederdi ve onlara Roma tanrılarını umursamadıkları ve batıl inançlar yaydıkları için eziyet ederdi. O, sık sık Hristiyanların köpeklere yem edilmelerini emrederdi. Çarmıha gerer yahut da diri diri yaktırırdı. Gerçek şu ki, eski Hristiyanların birçoğu inanıyorlar ki, Nero, Hristiyanlığa karşı kıyamet savaşı yürütmek için geri dönen sahte Mesih idi. Vahiy kitabı, onun öldükten sonra döneceğine işaret ediyor. Gördüğün canavar bir zamanlar vardı ama şimdi yok. Biraz sonra dipsiz derinliklerden çıkacak ve yıkıma gidecek. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulduğundan beri adları yaşam kitabında yazılmamış olanlar canavarı görünce şaşıracaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı, şimdi yok ama yine gelecek. Vahiy kitabı 17. bölüm 8. ayet. Bu ayet Hristiyanları asırlar boyunca şaşkınlıkta bırakmıştır. Onlar hayretle soruyorlardı. Acaba Nero gerçekten sahte Mesih mi? O bir şekilde ahir zamanda dirilecek midir? Bu kehanet gerçekleşmiştir. Bu ruh bu fiziksel dünyada yeniden hayata geri dönmüştür. Önceki hayatında Nero Roma İmparatorluğunu yönetiyordu. Bugün ise o geri dönmüş Roma İmparatorluğu olan ABD'nin başkanıdır. O Mesih Deccal'in bedenlenmiş şekli olarak değil, Mesih Deccal halkının önderi olarak gelmiştir. Ehlibeyt aleyhisselam uyarmıştır ki, Deccal, Adem'in zamanından beri en büyük bela olacak ta ki malum saat gelinceye kadar. Bu, onun dünya çapında kargaşaya sebep olacağından dolayıdır. Hazreti Muhammed aleyhisselam buyurmuştur. Deccal, rüzgarın bulutları götürdüğü gibi yeryüzünü dolaşacak. Sahih Müslim. O, bolluk ve saadet vaat ederek gelecek. Aldanmayın. Çünkü onun verdiği vaatler hayalden başka bir şey değil. Hazreti Muhammed aleyhisselam buyurur. Ben Deccal'de olan şeyi ondan iyi bilirim. Onun iki akan nehri olacak ki biri apaçık suya, diğeri ise apaçık yanan ateşe benzeyecek. Sizlerden kim onu görürse ateşe benzeyen deriyi seçsin. Gözlerini yumsun ve eğilerek ondan içsin. Çünkü o ateş onun için serin suya dönüşecektir. Sahih Müslim. Ve o büyük sahtekar olduğu için insanların çoğu ona biat edecek. Bununla da kendi kaderlerini mühürleyecekler. Hazreti Muhammed aleyhisselam uyarmıştır ki, onun yanında cennet ve cehennem olacak. Ama onun cenneti cehennem, cehennemi de cennet olacak. Biz bu hayatın yolcularıyız ve şu an insanlık yol ayrımındadır. Herkes hangi yolla yürüyeceğini seçmelidir. Her adımınızda bilin ki bütün yollar sonunda bir hedefe doğru götürecektir. Acı gerçeğe doğru yol alacak mısınız?